Mehmet Cengiz'in Kılıçdaroğlu'na mesajı ortaya çıktı. CHP lideri haber yollamayı bırakın demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün 5'li çeteyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımının perde arkası ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak 5'li çeteye seslendi. Kılıçdaroğlu, 5'li çeteden kendisine haber yollandığını belirterek, 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur, bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın, ifadelerini kullandı. Perde AYK'sı ortaya çıktı. Bir günün haberine göre, AKP döneminde kamu kaynaklarının belli çevrelere kaynak aktarılmasının, beşli çete, benzetmesiyle simge ismi olan grubun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme ısrarını parti dışından bazı isimler aracılığıyla sürdürdüğü bildirildi. Bizi bir dinlese. Özellikle Mehmet Cengiz'in bazı iş insanları aracılığıyla daha önceki istemleri karşılık bulmamasına rağmen Kılıçdaroğlu'na, bizi bir dinlese mesajları gönderdiği öğrenildi. Bu ısrarların son günlerde yoğunlaşması üzerine Kılıçdaroğlu'nun, dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu bildirildi. Muhalefet, AKP iktidarında büyüyen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Colin Holding ve Makyol grubunu kapsayan şirketler grubunu, Beşli Çete olarak adlandırıyor. Bu şirketler dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasına da girdi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mart'taki grup toplantısında Erdoğan'ı eleştirmiş ve şunları söylemişti. Bir taraftan tefecilere faiz ödüyorsun, diğer yandan köprüden geçmesen de havalimanından uçmasan da para ödeyeceksin. Bu paralar sadece 5'li çeteye giden paralar değil. Önümüzdeki seçimlerde hala AK Parti'ye, MHP'ye oy verirseniz, bu soygunun tarafı olursunuz. Oligarklar paralarını Londra'ya götürdü. O paraları da buraya getireceğim. 5'li çetenin hamisi ve pazarlamacısının adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Keşke mahkemeye verse. 5'li çetenin tahsildarı olursun. Kılıçdaroğlu 31 Mart'ta yaptığı paylaşımda kendisine, o, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu, diyen Erdoğan'a, sen ekonomist değil, olsan olsan 5'li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar şeklinde yanıt vermişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Davanın nedeni, Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki Twitter paylaşımı.